İlk önce tabii kârlarda bir düşüş var birinci çeyrekte diğer çeyreklere karşılaştırırsak. Bunun sebebi neydi efendim? Şimdi birinci çeyrekte var fakat 2011'e bakınca gelirlerimizde ortalama %5 seviyesinde 9 milyar 300 milyonla 9 milyar 600 milyon arasında bir gelir bekliyoruz. Geçen sene bu gelirlerimiz 9 milyar seviyesindeydi. O yüzden ortalama %5 seviyesinde bir artış bekliyoruz. Fakat bu range dediğimiz yani 3.3 ile 6.6 arasına denk geliyor. Karlılıkta da yatay bir geçiş var diye 2011'de onun seviyesinde gözüküyor. Ve hatta belki bir az bir artış olması ihtimali de yüksek diye görüyoruz. Burada birinci çeyrekte bilhassa regülasyonun kararlarındaki azami fiyatlardaki %38'lik, ara bağlantı ücretlerindeki %52 düşüş. Geçen çeyrekte bu rakamlar daha yüksek. Bir sene önceki birinci çeyrekte daha yüksek olduğu için bir sene önceki çeyrekle karşılaştırıldığında bir düşme gösteriyor. Fakat ikinci çeyrekten itibaren Turkcell tekrar büyümesine devam edecek gözüküyor. Evet efendim, bir de sıcak bir konuya gelelim. Bugün TeleSonera Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava dilekçesi verdi. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Şimdi genel kurulda ve yönetim kurulunda bazı sıkıntılar olduğu gerçek. Bu yüzden evvelden denetlenmiş olan hem mali tablolarımız onaylanmadı genel kurulda hem de temettü onaylanmadı. Bu bizi de açıkçası üzdü. Fakat ortak bir çözüm bulup yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum ve bu konuda da ümitliyim diyebilirim. Siz zaten basın toplantısında da belirttiniz, yabancı ortaklar finansal tabloyu onayladılar fakat genel kurulda ret oyu verdi dediniz. Bu konu hakkında yani neden böyle bir anlaşmazlık oldu? O bizim için de sürpriz oldu. Fakat dediğim gibi önemli olan bu noktadan itibaren nasıl ileriye gideriz, ortak çözümlere odaklanıp Turkcell'in hak ettiği yüksek potansiyelini yakalaması için gereken her şeyi yapmamız lazım. Evet efendim, bir de SPK ve devletle zaten sizin görüşmeleriniz oluyor. En son gelişmeler ne yönde? Geçmişte olduğu gibi yani Turkcell'in kuruluşundan itibaren Turkcell'in stratejik bir şirket olduğunu devletimiz biliyor, kabul ediyor, düşündüğünü söylüyor. O yüzden senelerdir bize çok yüksek seviyede destek vardı. Ümit ediyoruz ki bundan sonra da devam eder. Evet efendim, yabancı yatırımlara gelirim. Fintur'da son gelişmeler neler? TeleSonera ile bir anlaşmaya varılacak mı? Fintur üstünden biliyorsunuz 4 tane ülkede şirketlerimiz, operasyonlarımız var. Bizim için çok önemli operasyonlar. O operasyonları daha da büyüterek Turkcell'in gelirlerine katkılarının artmasını bekliyoruz. Peki toplam yabancı yatırımlarda 2011'de ne kadarlık bir büyüme bekliyorsunuz? Tabii Ukrayna yatırımları da buna dahil. 3G lisansı yok dediniz. Gelişmeler olacak mı? Gerçekten biliyorsunuz siyasi olarak siyasi ortamda teknolojinin etkisiyle birçok ülkede yüzlerce senedir değişmeyen rejimler değişiyor. Bence bu ülkelerde ve diğer komşu ülkelerde Turkcell için fırsatlar var. Bunları önümüzdeki dönemde değerlendireceğiz. O yüzden şu anda vereceğim bir isim, özel bir ülke ismi yok. Fakat biliyorsunuz Almanya'da bu Nisan ayında içinde bulunduğumuz bu ayda operasyonumuzu başlattık. Orada 4 milyon müşteriye kadar çıkma potansiyelimiz var. İlk önce ona odaklanıyoruz. Ondan sonra Almanya'da başka müşteri segmentlerine de büyüme fırsatlarımız olacak diye düşünüyoruz. Ve Almanya'da olduğu gibi diğer ülkelerde de Avrupa'daki diğer ülkelerde de Turkcell'in kendi markasıyla büyümesi mümkün olacak. Hep Türkiye'nin dünya şirketlerine ihtiyacı var diyoruz ve Turkcell'de gerçekten bugün 9 ülkede 61 milyon müşterisiyle önemli bir dünya şirketi, New York borsalarındaki kote tek Türk firması. Biz de bunun sorumluluğunu hissediyoruz ve operasyonlarımızı daha da büyütmek için çok çalışıyoruz ve yapacak daha çok işimiz var diye düşünüyoruz. Evet efendim, son bir soru, Türkiye'deki rekabetten konuşalım. Bazı haksız rekabetlerden bahsettiniz basın toplantısında da. Siz bunlar için nasıl bir karşı atak yapacaksınız? Türkiye'deki rekabet acımasız mı oluyor? Yok, ben açıkçası konuşmamda belki yanlış anladınız. Çetin bir rekabet var dedim ve rekabetin iyi olduğunu vurguladım. Önemli olan pazarın büyümesi. Buna da dikkat etmeliyiz. Çünkü önümüzdeki yıllarda telekomünikasyon sektörüne hem mobil tarafta
hem sabit tarafta çok büyük yatırımlar yapmamız lazım. Bu yatırımları yapmamız için de gerekli karları, kaynakları yaratmamız lazım. O yüzden pazarın büyümesine odaklanmamız lazım. Benim konuşmamda belirttiğim son 2 senede pazar çok fazla büyümedi. Penetrasyon, mobil pazarda penetrasyon oranı %85 seviyesinde. Dünyada bunun %300'lere kadar gideceği konuşuluyor. O yüzden biz Türkiye'de teknolojinin yayılmasını nasıl arttırırız, pazarı nasıl büyütürüz ve ileride daha çok yatırım yaparak son senelerde yaşadığımız mobil iletişimdeki avantajı, teknoloji avantajını önümüzdeki senelerde de sürdürülebilir hale getiririz. Bunu vurguladım. Bugün, bugünlerde diyeyim, Türkiye'de teknolojiyi gerçekten avantajlı şekilde kullanıyoruz. Türkiye birçok Avrupa ülkesiyle, Amerika, diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye'deki mobil iletişim yaptığımız büyük yatırımlar sayesinde dünyanın en iyilerinde. Bundan büyük gurur duyuyoruz ve Türk insanımız için de büyük bir fırsat. Bilgiye daha hızlı ulaşabilecek, bilgiye her yerden daha kolay ulaşabilecek. Bu telekomünikasyon altyapısının bu kadar güçlü olması bütün sektörlere yansıyacak. Turizme, üretime, eğitime, sağlığa. O yüzden pazarın büyümesi lazım ki bu yatırımları devam ettirelim. Bugün dünyada yakaladığımız teknoloji avantajını da sürdürebilelim.